uydu olmadığım söylenemez. Yani çok inandım herkese, her şeye, her söylenene. Ama sonra başka ortamlarda bulunmak çok önemli, biliyor musun Aysun? Yani kendi mahallenden çıkmak çok önemli. Başka düşüncelerle tanışmak. Yani benim hocam, liseyi bitirdikten sonraki hocam gençti. Ben o zamanlar 20 yaşındaydım, o 28-29 yaşındaydı. Olağanüstü birisiydi, komünistti. Ama Komünist Partisi'nden istifa etmişti Fransa'da. Komünist Partisi'nden istifa etmişti. Çünkü Fransa Komünist Partisi o zamanlar inanılmaz bir şey. 1977'de Stalinist'ti. Yani 1977'de Fransa'da Stalinist olmak için çıldırmak lazım yani. Ama öyleydi. O da istifa etti orada. O beni çok severdi. Öğle yemeklerini çoğu zaman birlikte yerdik. Bir lokantada, şarap eşliğinde falan. Ondan çok şey öğrendim. Yani komünist olduğu için bana yakındı tabii ki. Solcu olduğu için. Ama düşünceleri apayrıydı. Mesela şeyin Afganistan'ın Sovyetler tarafından işgaline karşıydı. Sonra ona 1960 ihtilalini anlattım. İnanılmaz buldu bunu. Yani nasıl olabilir böyle bir şey dedi. Yani sen birilerinin eline silah veriyorsun, vatanını koru diye. Onlar da oyla gelmiş birisini indiriyorlar. Yani beni gerçekten ayağımın altındaki toprağa çekti. Yani bir iki defa böyle karşılaştığı zaman, bir iki defa böyle ayağın altına topraklar çekildiği zaman ya diyorsun galiba yani düşündüğüm her şey yanlış olabilir. Daha önceki tüm inançlarım yanlış olabilir. Bir defa bu havaya girdim mi bitti. Ondan sonra güneş oluyor zaten. Yani bir defa kendinden kuşku duymaya başladığın zaman ondan sonra başlıyorsun zaten araştırmaya, düşünmeye, sorgulamaya. Ya doğru mu? Doğruysa ne kadar doğru? Ve doğru ne demektir? Yani şimdi sen satrançta falan doğru çok belli de toplumsal hayatı, siyaset hayatında doğru belli değil ki. Yani değil mi? Yani Napolyon'un yaptıklarının nesi doğru, nesi yanlış nasıl anlayacaksın ki? İsmet İnönü'nün bir lafı vardır. Babam çok söylerdi onu. O şey demiş. Siyaset satranç oyun değil ki. Hamleleri geri alıp da böyle oynarsam ne olacak diye bakayım. Yani değil mi? Yani geriye baktığı zaman 1960 ihtilali olmasaydı ne olurdu? 1980 olmasaydı ne olurdu? Sovyetler işte Afganistan'ı işgal etmeseydi ne olurdu? Ya da işte ne bileyim herhangi bir şey. Yetmez ama evet geçmeseydi ne olurdu? Bunu bilme ihtimalimiz yok. Dolayısıyla toplumsal hayatta, siyaset hayatında doğru hiç de bariz bir şey değil. Yani kim diyorsa ki ben doğruyu biliyorum falan. Yani ben onu dinlemek bile istemem. Sadece tartışmaya açsın. Şu nedenden doğru olabilir desin. Ya da yani şöyle desin. Şu amacı istiyorsak doğru desin. Çünkü doğru da belli bir amaca göre doğrudur. Yani doğru eğitim nedir ki? Nedir ki doğru eğitim? Bir eğitimin doğru olması demektir ki? Önce sen eğitimin amacını belirle. Ondan sonra doğru eğitimin ne olabileceğini üzerine tartış. Eğer eğitimin amacını bilmiyorsan doğru eğitimin ne olduğunu bilemezsin. Yani dolayısıyla önemli olan her zaman yanılabileceğini bilmek. Çok önemli bu. Onu bildiğin zaman biliyor musun? Onu bildiğin zaman yanılmıyorsun. Ya yanılma olasılığın minimal oluyor. Çünkü hep ona göre yazıyorsun. Öyleyse böyle diyorsun. Şöyleyse böyle diyorsun. Ve birisi senin yanıldığını söylediği zaman da yaralanmıyorsun. Çünkü varlığın ona bağlı değil. Bazı insanların varlığı, çoğu insanın varlığı inançlarına ve ideolojilerine bağlı. Ya da tuttukları futbol takımına bağlı. Neyse. Yani öyle var oluyorlar onlar. Hayatlarını öyle anlamlandırıyorlar. Ben hayatımı öyle anlamlandırmıyorum. Ben hayatımı doğruyu, iyiyi, güzeli, gerçeği aramakla anlamlandırıyorum.